Gel Elif ya, gel. Elif gelecek, dertler bitecek. Yine mi isabet ettiremedin ya? Şunu vallahi billahi. Ama az önce, ama Hindistan'da da oldu. Sadece bende değil, evet, ekranla Hindistan'da ilgili da bu. Oldu. Bir defa baş boşluğun çok yüksek. Bak kameranın birazcık şöyle, baş boşluğu bak şu kadar olmayacak. Biraz daha şu bir karış olacak. Anladın mı? Kameranın biraz eğmen gerekiyor. Sen arkadaki fotoğrafların cazibesine ha biraz daha eğ bak kafanı. Şimdi Elif, ilk olarak sana şunu söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir şey yaşanıyor. Biden yeni bir hikaye yazıyor. Olan bu. Biden yönetime geldi ve Trump'ın hikayesi şuydu. İşte Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. Neydi? 1000 tane zırva. İşte immigrantları, şeylere, göçmenlere atacağız. Sadece Amerikalıları düşüneceğiz bilmem ne. Ama ne yaptı? Hiçbir şey. Şimdi Biden dün yeni bir rapor hazırladı, yayınladı. Daha doğrusu bir plan sundu. Ve bu planda da seyrettim bilmiyorum. Dedi ki biz... 200 gün şeye... Efendim? Evet bu... İlk 100 gün ne kadar başarılı olduğu konuşuldu. Evet. Yani biraz icraatın içinden gibiydi. İlk 100 günde dedi ki ben dedi iktidara gelmeden önce şunu vaat etmiştim. 100 günde 100 milyon aşı vuracağım demiştim. 100 günde 200 milyon aşı yaptırdım dedi. Şimdi abi Biden'ın yüzü gülmesinde kimin gülsün yani? Adam kendi hikayesinde tarih yazdı şeyde. İkincisi, yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela ben bunu dediğim zaman yandaş ilan ediliyordum hatırlarsınız. Ya diyordum Amerika'da yaşarken buradaki sağlık sistemi çökmüş durumda, çok kötü. İngiltere'de öyle falan dediğimde vay abi saraya yanaşıyor manaşıyor diyorlardı. Yani sağlık sistemimiz şu anda aşı meselesinde hala tökeziyor mu? Tökeziyor ama hastanelerde gerçekten bizim doktorlarımız, hemşiremiz, sağlık çalışanlarımız savaş şartlarında çalışmaya alıştığı için ve yatırımlar da öyle yapıldığı için zamanında sanki bir sağlık savaşı varmış gibi şu anda daha iyi durumdayız. Ama Amerika dökülüyordu. Mesela bunu adam toparlayacak paketler açmaya karar verdi. Vergi uçurumu vardı. Diyor ki ben artık zenginden alacağım, fakire vereceğim. Öyle zenginlerin mesela tax haven'lar böyle vergi kaçırdıkları yerler vardı. Oralara gitmeyecek yani bu vergiler. Ne kadar oraya gidiyorsa buraya da o kadar para verilecek. Ve de çok 2 trilyon dolarlık yepyeni bir hikayenin paketini açtı ve dedi ki hatta bunu diyor ki biz diyor mavi yakalılar hikayesini açıyoruz. Yani mavi yakalı işçilerin, günlük işçinin, günlük çalışanların yanındayız. Artık beyaz yakalı zenginlerin paketi değil bu diyor. Zenginden alacağız buna vereceğiz diyor. Bence çok ilginç ve çok ders olacak bir şey. Yani adam kendi hikayesini yeniden kurguluyor. Ona göre bir iş planı yapıyor. Ona göre bir ekonomik planı yapıyor. Sen takip edebildin mi? Senin dikkatini çeken bir şey var mıydı benim eksik anlattığım burada? Şimdi eksik değil tabii ki ama ekleme olabilir çok ufak. Enerji konusunda da Biden'ın çok odaklandığını görüyoruz. Bataryaları yenilemesi, elektrikli arabaları teşvik etmesi. Yükselen dünyadaki, kısaca şöyle söyleyelim. Yükselen dünyadaki yeni trendleri ve ihtiyaçları yakalamış gözüküyor. Ve yaşı çok ileride olduğu için ve konuşma performansı aslında çok iyi değil diyebiliyoruz Biden'ı. Ama bence sizin tabii uzmanlık alanınız bu. Mükemmel bir iletişim götüren ekibi var. Yani materyalleri çok güzel kullanıyorlar ve çok güzel anlatıyorlar. O yüzden de performans anlamında bakıldığında Amerika'daki daha önce hiçbir başkanda görülmeyen bir performans çıkıyor karşımıza. Hep ben söylerim, bir şeyi iyi yapmak çok önemlidir ama onu iyi anlatmak daha önemlidir diye. Burada da birazcık karşımıza o çıkıyor Cüneyt Bey. Yani yaşı ne kadar geç olsa bile hedeflediği konular çok gelecekçi. Evet. Evet devam edelim. Hadi biz kendi şeyimize başlayalım. Arada yine girelim ben konuyla ilgili. Tamam. Şimdi podcast pazarında ciddi bir kaynama başlıyor. Sular ısınıyor. Henüz biz oradan hiç para kazanamadık ama podcasterlara müjde diyelim. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde eğer bir podcastiniz varsa para kazanabilirsiniz. Bunu nereden anlıyoruz? Artık Apple da burada bir bütçeleme işine girdi. Belirli rakamlar verdi. 2.99 dolardan başlayıp 7.99 dolara kadar bir skalada ücretlendirebileceksiniz. Tabii burada biz yine farklı bir perspektif sunmak isteyeceğiz izleyenlere ve şunu anlatacağız. Aslında Spotify çok uzun zamandır buraya ciddi yatırımlar yapıyor ve karlılığa giden yolda da podcast'i ciddi bir stratejik araç olarak kullanıyor. Şimdi Spotify 2018 yılında halka açıldığında hala kar etmemiş bir şirkette. Cüneyt Bey biliyorsunuz ki bu teknoloji şirketleri kuruluyor, dünyayı değiştiriyor ama yıllar yıllar geçiyor adam hala kar etme noktasına ulaşamamış. Dün Nevzat Aydın açıkladı ilk 6 yıl hiç para kazanamadım diye. Çünkü neden? 90-91 yılında kurdun. Ülkede zaten bilgisayar, internet yoktu. Hizmetin alıcısı yok. Yani bu tarz
yenilikler yaptığınızda nefesinizi çok uzun tutabilmeniz, beklentilerinizi de ona göre ayarlamanız lazım. Ki Wall Street'te bu böyle bir şey tanıyor özellikle teknoloji şirketlerine. Amazon'a baktım, dedim ki 94 yılında kurulan Amazon acaba ne zaman kâra geçti diye merak ettim. 2001 yılının son çeyreğinde ilk defa kâr etmiş 94 yılında kurulduktan sonra. Şimdi bu müzik piyasasını yıktı, dün anlattık yıkıcı sektörlerde markalar ne yapıyor diye. Spotify geldi buraya ama para kazanamadı. Neden? Çünkü kazandığı her 1 doların 0.70 centim ya da şöyle söyleyelim 1 liranın %70'ini, her kazandığının %70'ini müzik şeyine telif olarak verdi üreticisine. Burada tabii bir de şeyler var, plak vesaireyi yapan prodüksiyon şirketleri var. Orada ciddi bir pasta var ve parayı kazanacak durumda değiller. Şimdi şirket halka açılmış, artık milyar dolarlar seviyesine gelmiş. Daniel Ek şimdi de Arsenal'i alacakmış galiba, bir futbol takımını alacakmış, öyle bir haber okudum. Diyor ki ben diyor ne yapabilirim diyor, bu şeyden para kazanamıyorum ve istediğim noktaya götüremeyeceğim. O zaman diyor ben hem bu konulara takılmayacağım hem de rekabette bu kadar yoğunlaşmayacağım, bir şey yapayım. O sırada da podcast pazarı dikkatini çekiyor. Bir bakıyor Apple aslında çoğunluk, bütün podcast kullanıcılarının çoğunluğu onda olmasına rağmen bu işi ticarileştirmemiş ve bundan hiç para kazanmaya girişmemiş. O da diyor ki tamam, sweet spot diye bir şey vardır bu girişimcilik dünyasında. Ben kendi güzel tatlı noktamı buldum, buraya odaklanayım. Son 2 yılda buraya yaklaşık 1 milyar dolar para yatırdılar Spotify'da. Neden? Büyütmek için. 3 yıl önce 2500 tane podcast varmış adet olarak içeride. Şu anda 2 milyondan fazla podcast var. Ne diyorsun ya? Şimdi Türkiye'deki durum ne Elif? Sen Türkiye'de de podcast yaptığın için biraz hakimsindir. Türkiye'de şimdi biz yeni yükselmeye başladık. Podcast'in dinleyicisi yeni oluşmaya başladı. Burada da geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlandı. Twitter'dan paylaşırız onu yayın sonrasında. Merak edenler inceleyebilirler. Türkiye'de şu anda eğlence daha çok dinleniyor podcast'te. Ama dünyanın genelinde daha çok bilgi almak, teknolojiyi takip etmekle ilgili. Mesela ben şeye şaşırdım. Wall Street Journal'ın Haber Odası diye bir programı vardı. Journal. Spotify'da en çok dinlenenler arasına girmeyi başarmış bir gazetenin haberleri. İsmi de The Journal. Ya aslında biz bu yayınları Spotify'da da vermeyi düşünüyoruz ama oradan bir gelir modeli var mı mesela, biz bunu Spotify'a koyduğumuzda? İşte şimdi başlıyor. Henüz şu yok anda ama. Başlıyor artık. İşte başladı, açıkladılar. Apple da açıkladı, Spotify da açıkladı. 2.99'dan 7.99'a kadar bir range var. Onların teknik detaylarına bakıp şeyleri yapılır. O zaman yapılır. Hemen Spotify'da da biz zaten bir Cüneyt Özdemir kanalı vardı. Orada biz bu yayınları hemen oraya da taşıyalım. Bu da bize şey olsun. Bence dinliyorlardır. Çünkü size özel liste yapmışlar. Hafta sonunda gördüm. Böyle bir şey olabilir. İlgilenenler sizinle hemen irtibata geçebilir. Evet, bence evet. Kesinlikle yapılması gerekiyor böyle bir çağda. Şimdi en sonda neyi söyleyeceğim? Dijital reklam harcamaları Amerika'da 191 milyar dolarlık bir pazar. Şimdi biz uzun dönemde reklamcılıkta şunu gördük. Neye ayırıyoruz bütçelerimizi? Çoğunlukla televizyona giderdi ya da konvansiyonel dediğimiz medya kanallarına giderdi. Dijitalin artık son yıllarda medya harcaması bütçelerinde %50'leri %60'ları aştığını gördük. Görüyoruz ki şimdi podcast'te verilen reklamlar da, yani bu ne demek oluyor? Artık markalar podcast'leri bir reklam kanalı olarak kullanacaklar. 1 milyar dolar seviyesine gelmiş. Evet. Devam edelim. Şimdi Walmart'ın 2019 yılında devreye soktuğu bir hizmeti vardı, InHome diye. Biz bunun haberini vermiştik. Orada bir şey var. İnsanlar geliyorlar, siz bir alışveriş yapıyorsunuz. Kapınıza teslim etmiyor da evinize giriyor ve buzdolabınıza yerleştiriyor şeyleri, aldığınız ürünleri. Ve bu tabii ki biraz dünyada ses getirmişti, ilgi çekici olduğu için. Görsellerimiz var onunla ilgili. Şimdi şey yaparız, evet. Paylaşırız. Orada dediler ki, bu market alışverişinin eve teslimatı çok niş bir pazardı. Son 2-3 yılda da yükselmeye başladı. Bu herkes eve kapanınca aslında Walmart'ın in-home hizmetinin özelliği ne? Sen evde yoksun ama alışveriş yapmak zorundasın. Mağdur olmaman için sana yapılmış ekstra bir hizmet. Evde olduğunda bu hizmete ihtiyacın kalmıyor demek oluyor bu. Ne yapmışlar? Bu hizmeti şimdi ön plana çıkartmaya başlamışlar. Bu görselimiz değil arkadaşlar. Bu bir sonraki haberimizdeki görselimiz. Şimdi mesela diyelim ki burada da bir güvenlik sorunu çıktı. Cüneyt Bey, siz ister misiniz? Evde yokken birisi gelsin, yaptığınız alışverişi evinize girsin,
kapınızı açsın, buzdolabınızı açsın, yerleştirsin. Bu görsel bize yani diyor ki... Yani fena fikir değil. Fikir olarak maalesef yani. Yani bu devirde Walmart'a güvenmeyip kime güveneceksin yani? Gerçi Türkiye'de babana bile güvenme diye bir söz vardır ama atasözümüz. Evet. Şimdi böyle izliyorsunuz zaten kameradan ne yaptığını. O kişide böyle bir GoPro gibi bir kamera var. Özel eğitimli kişiler bunlar. Girişini, çıkışını. Bir de Walmart diyor ki aslında bu hizmetin önündeki en büyük engellerden birisi bu. Birincisi güvenlik psikolojik bariyeri. İkincisi de şu. Sen benim hizmetimi kullanacaksan ben sana bir kilit tavsiye ediyorum. $49. O kilidi al, akıllı kilit. Ben geldiğimde direkt senden herhangi bir şey istemeden oraya girmek zorunda kalayım diye. Bu hizmetin bedeli aylık $20. Kullanıcılara sormuşlar. Onlar da demiş ki zaten kapıya gelip gidene verdiğim bahşişten çok daha şey oluyor, karlı oluyor benim için ayda $20. Üstüne bir de hiçbir şey taşımıyorum. Taşımamakla kalmıyorum. Bir de yerleştirmekle de uğraşmıyorum. Ama gelelim şimdi abi, şeyin faydalarına. Konfirmizmin en son geldiği noktayı anlatıyorsun yani. Yani kapıdan alıp dolaba koymaya üşeniyorsun. Aa, kim şimdi onu alacak da oraya koyacak yani. Gel koy. Bu vallahi bize öyle de örnek olabilir yani. Getir hemen bunu şey yapabilir yani. Evet. Şimdi bu pazar 1.8 trilyon dolarlık bir pazar. İştahın neden bu kadar büyük olduğunu anlatalım şimdi. 1.8 trilyon demek rekabetin inanılmaz derecede vahşi ve kanlı geçeceği anlamına geliyor. Çünkü burada Amazon ve Aldi gibi rakipler de var. Walmart aslında biliyorsunuz ki düşük fiyatlarla pazarda yer edinmiş bir marka. Amazon'un da az önce gösterdiğini görmüştük. Garaja kadar getirme hizmeti var. O diyor ki ben senin evin içine girmiyorum. Garajının önüne getiriyorum, bırakıyorum. Ama yine de sana istediğin konforu sağlıyorum. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Walmart'ın sahibi Wharton kardeşler dünyada aslında çok konuşulmayan gölgede kalmış ama dünyanın en zengin kardeşleri, ona da bakılabilir. Tamam, ona da sonra bakarız. Bugünlük yeter Elif. Biraz taştık zaten zamanda. Tamam. Fazla konu kaldık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim, yayınlar.